Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bugün konumuz başlıkta gördüğünüz gibi sözleşmeli ellerin beylik tabanca hakları olacak mı, var mı? Bu gibi sorular gerçekten çok geliyor arkadaşlar. Özellikle şu anda sözleşmeli eri olarak görev yapan kardeşlerimizden yoğun bir şekilde bu sorunlar geliyor. Çünkü birçok göreve uzman çavuşlarla birlikte ortaya çıktıkları için yani görev olsun... E, yatma yerinden mıntıkasından her şeyi ortak kullandıkları için arkadaşlar sözleşmeli ellerin de hayat tehlikesi olduğu için mesela son zamanlarda maalesef sözleşmeli er kardeşlerimizden de e, şehit haberleri alıyoruz arkadaşlar bu gibi e, üzücü haberleri almak da çok kötü bir durum Allah mekanlarını cennet etsin şimdi bu kardeşlerimizin de bana göre beylik tabanca hakkı olması gerekiyor arkadaşlar her zaman e, asker dediğin e, teminatlı gezer, emanetli gezer. Tabii ki uslubüne göre, şartına göre arkadaşlar bunlar olması lazım. Şimdi gelelim şu konuya. Birçok kişi bu tabanca hakkını istiyor arkadaşlar. Bildiğimiz gibi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yani TSK'da Deniz kuvvetlerinde ve hava kuvvetlerinde sözleşmeli ellikte beylik tabanca hakkı zaten yok. Olursa bu yasa olursa onlara da gelecek onu da hatırlatalım arkadaşlar sadece şu anda kara kuvvetleri komutanlığında savaşçı birlikler adıyla anılan e, sözleşmeler adayları e, göreve çıktıkları zaman arkadaşlar özel görevler olsun Suriye gibi Elbap Halep Şam böyle sınır dışı hudut bölgelerinde e, görev yaptıkları zaman beylik tabancayı veriyorlar. Ama o tabanca görev tabancası oluyor. Yani onlara verilen tabanca sadece görevin bitimine doğru tekrardan teslim edilerek ellerinden alınan bu hak tanınıyor arkadaşlar. Görev tabancası diye e, belirtiliyor zaten. Sadece Karaköyler Komutanlığı'nda var. Ama bu sıkıntı gerçekten artık bu boyut aşılmaya başladı arkadaşlar. Çünkü bana göre sözleşmeli ellerde uzman çavuşlar gibi aynı görevi üstleniyor. Hatta daha tehlikeli görevlere bile giriliyor arkadaşlar. Bu hak ortak bir şekilde verilmesi lazım. Geçenlerde bir milletvekilimiz arkadaşlar milletvekili şöyle bir yasanın gelmesini talepte bulunmuş. Hani konuşurlarken kendi aralarında istişare ediyorlar. Tabi bunu yasaya paylaşmıyorlar. Sadece şunu söylüyorlar. En azından sözleşmeli ellere tabanca hakkı gelecekse şöyle bir şart koyulsun ki herkesin kalemine uyusun. İki taraf da eşit bir şekilde oy birliğiyle kabul edilsin diye bir talepte bulundu arkadaşlar. Şöyle bir talep geldi. Bir sözleşmeli er adayın tabanca kullanma hakkı olması için 4 yılın 4 yılından sonra verilsin. Yani şunu söylemek istiyorlar arkadaşlar. 3 yılını doldurduktan sonra 4. yılına geçiş yapan sözleşmeler adaylarında adaylarına beylik tabancası verilsin. Bu süre zarfına göre bu süre zarfına kadar bu bu askerlerimiz yetişip pişip daha olgun bir asker olduk olacakları için bence bu tabanca hakkı verilsin diye talepte oldu. Bence gerçekten haklı arkadaşlar. Mantıklı bir karar karar sunmuş. Şöyle bir şey yani sizin için de mantıklı olmaz mı? En azından 3 yıl sözleşmeler olarak görev yapıp 4. yılına imza atıp 4. yılından sonra göreve devam eden bu adaylara bu askerlere bu kardeşlerimize bu tabanca verilsin. Hatta hani 4. yılından sonra bu aday feshederse bu silah hakkı elinden alınsın. Mesela böyle şeyler de olsun. Hani kimse hani art niyet düşünmesin arkadaşlar. 3 yılını doldurup 4 yılına devam eden adaylara bu hak tanınsın. Çünkü onlar da insan arkadaşlar. Onlar da savaşıyor. O kardeşlerimiz, sözleşmeler kardeşlerimiz de vatanımızı, milletimizi korumak için mücadeleler veriyor, badireler atlatıyor. Kimisi aç, kimisi yatmıyor. Kimisi nöbetlerde şu an ben bu kelimeleri konuşurken bile binlerce sözleşmeler adayları gecenin soğuğunda, kulenin dibinde, dağlık alanlarda, ormanlık alanlarda e, görevdeler, nöbetteler arkadaşlar. Onun için bu kardeşlerimize de en azından beylik tabancası verilmesi için böyle bir şartın gelmesi öngörülsün. 3 yılını bitirip 4. yılında devam eden kardeşlerimize beylik tabancası verilsin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu hak tanınır. Sizler de çok mutlu olursunuz arkadaşlar. Ee, videomuzu da beğenirseniz en azından üst sıraya çıkarsak belki sesimizi e, birkaç kişiye duyururuz. Belki bir şeyler olur arkadaşlar. Gerçekten sizler beğendikçe yorum attıkça YouTube'da böyle bir sistem var. Beğenildikçe, yorum atıldıkça videoları öneriliyor. önerilince de belki bir yetkilinin gözü önüne gelir. Bu şart konuş konuşulur arkadaşlar. Çünkü akıl akıldan üstündür arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.